Barış'ın yazılmasıyla ilgili kararım çok net ve açık. Çok mantıklı bir karar. Evet. Neden dersen. Bir, Barış sakat ve oynayamıyor değil mi? Bir. İki, Barış'ın potadan gitme olasılığı bana göre çok zayıf, hatta yok diyebiliriz. Üç, Perviz'den oyunlarda yararlanabileceksiniz. Eğer Barış'ı yazarsanız Perviz'den de oyunlarda yararlanabileceksiniz. Perviz gibi bir adam varken ondan da yararlanmakta büyük fayda var. Dört, şimdi neden Perviz'i yazacaklardı? Mesela şöyle bir şey de var. Neden Barış Perviz değil? Değil mi? Şimdi ben sana söyleyeyim. Şimdi abi kim var şeyde? Potada Ardağan mı var? Ardağan'la Barış. İkisini göz önüne getir. Ardağan Barış. Yani tabii ki müneccim değiliz. Halk karar veriyor ama baktığın zaman görünen köy kılavuz istemez diyelim. Ardağan Barış ikilisinden sabaha kadar Ardağan gider, Barış kalır. Benim şahsi fikrim. Ha, şahsi fikrim derken yolda 10 kişiye sorsan 9'u da benim dediğimi söyler diye düşünüyorum. Tamam mı? Şimdi baktığın zaman Ardağan Barış. Zaten Barış'ın Ardağan'ın yanına Barış'ın ismini yazdığı zaman oradan Barış'ın gitmeyeceği kesinleşmiş demektir. Oradan Ardağan gider. Şimdi oraya Perviz'i sokmanın alemi ne bir kere? Sen şimdi takım arkadaşını niye ateşin içine atıyorsun? Ardağan'ın yanına. Perviz mi eler, Ardağan mı eler? Eler niye düşünelim biz? Ben takımsam düşünmem abi, koyarım Barış'ı oraya. Zaten Barış oynayamıyor, bana da bir faydası yok. Barış gitsin bir gün şeyde kalsın abi, ne olur ölmez ya. Nedir o? Yokluk adasında. Yokluk adasında Barış bir gün kalsın. Ben Perviz'i niye yollayayım abi? Perviz gibi güçlü bir adamı. Barış zaten oynayamıyor. Perviz'i niye yollayayım? Ayrıca dediğim sebeplerden dolayı da bana göre çok 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 süper bir karar verilmiştir. Ha tabii hepsi karar vermemiş. Bazıları tabii ki Perviz yazmış. Ama mesela Perviz Barış yazmış. Gizem Barış yazmış. Sema Barış, Atakan Barış, Batuhan Barış. Yani Barış yazan bu 5 kişiyi ben tebrik ediyorum. Neden dersen takımsal olarak takımlarını düşünme açısından çok olumlu bir karar vermişler. Ve oraya Barış'ı koymuşlar. Ha ben Barış'ı eğer Barış normal olsa, oynayabiliyor olsa, sakat olmasa tabii ki Barış'ı koymalarını eleştirebilirim. Ama şu anda yani bundan daha mantıklı. O zaman ben size güzel bir soru sorayım, evet. Murat abicim. Barış'ı yazanları tebrik ettiniz. Barış'ın yazılmasını doğru buldunuz. Evet. O zaman Perviz yazanlardan biraz sohbet edelim isterseniz. Tamam. Merve, Adem, Nagihan Perviz'i yazdı. Bu evet. Durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Merve, Adem, Nagihan. Şimdi Merve ile Adem bir kere Barış'ın kankası. Onun için yazmadılar. Durumu değerlendireyim derken şimdi Merve ile Adem'den Barış'ın arası çok iyi. Şimdi onlar Merve ve Adem duygusal davranmışlar. Şimdi abicim duygusallık falan yok. Bu All Star'da duygusallık falan yok. Duygusal davranırsan yanarsın. Realist olacaksın. Realist olanlar kimler? Bu 5 kişi realist davranmış. Ama Merve ve Adem Barış'a olan sempatilerinden, kankalıklarından dolayı bana göre duygusal davranmışlar. Ünlüler takımında ne zamandan beri kankalık geçiyor Murat abi? Performans diye bir sürü isimleri fotoğrafa koydular. Şimdi kankalığa mı döndük? Yani ama Merve ile Adem'in bugüne kadar yani hep Barış'ta kankalardı zaten. Merve ile Adem hiç değişmedi. Ne kadar kankalardı acaba mesela? Yani aralarından su mu sızmıyor? Yani çünkü şöyle hep üçü beraberdiler yani. Beraberdiler. Hatta söylediler. Söylemleri de öyleydi. Barış'ı çok seviyoruz. Adem hep Barış'a destek verdi. Merve hep onların yanındaydı. Üçü oturdular. Yeter. Yani onların aralarındaki burada bir tek Nagihan. Yani bu noktada Barış şu anda maalesef Allah'a acil şifalar versin evet. Diyelim. Bir sakatlık yaşıyor. Barış evet. Gibi bir isim dururken Perviz gibi bu takıma çok katkı sağlayan bir isim. Yani yanlarına iki destekçi daha alsalar bugün Perviz'i çıkaracaklar. Ama işte ben de sana diyorum ki ben Merve ile Adem'i eleştiriyorum. Yani ben seninle aynı fikirdeyim. Hı hı. Ben eleştiriyorum. Diyorum ki niye duygusal davranıyorsunuz? Duygusallık yok Survivor'da. Şimdi sana Perviz, yarınki bugünkü oyunda Perviz'den sen bir şeyler elde etmen gerekiyor. Ama Barış'tan bir şey elde edemeyeceksin. Duygusallık değil ki bu. Orada realist olup Survivor'ın şartlarına göre orada sen Perviz'den yararlanacaksın. Yani Barış oraya gidince zaten düşünüyorsun benim arkadaşım kankam ama Ardağan var. Zaten Barış gitmez diyorsun. O zaman Perviz'den yararlan. Gönder oraya Barış'ı. Bir gün duygusal davranma. Barış da bir gün orada kalsın. Geri gelsin. Ne olacak yok, yani? Yok hayır. Ben bu üç isim için şunu söyleyebilirim. Mesela Merve, Adem ve Nagihan için oradan da Hanzade'ye vereyim sözü. Bu zamana kadar bütün elemelerde hep bir performans kelimesi en üst sıradaydı. Ve onun altına birçok bina inşa edildi. Şimdi ne oldu? Performans ikinci plana mı geçti bu isimler için yani?
Açıkçası beni de bu gece Barış'ın isminin çıkmasından çok şaşırtan bir sonraki ismin, yani rotanın bundan sonra Perviz'e mi çevrileceği soru işaretiydi. Hani Perviz'in adının Barış'tan sonra en çok çıkıyor olması beni şaşırttı. Bu arada ben bu şöyle bir algı olduğunu düşünüyorum. Mesela Sürgün Adası varken de bu oldu. Sonra Sürgün Adası kalktı, olay komple potaya sokmaya döndü. Yine bir olayın gerçekliği yüzlere çarptı. Şimdi Yokluk Adası geldi ya. Sanki biz potaya sokmuyoruz da yani adaya gönderiyoruz, bir gün sonra gelecek, yani o cezaya göndermek gibi bakılıyor. Bu çok yanlış bence. Murat abiden o anlamda fikirlerim ayrılıyor. Yani yarınki oyunda bize lazım ya da yarınki oyunda oynamasa da olur fikriyle orada olay, düşünmeleri gereken şey birinin Yokluk Adası'na gidip gelmesi değil. Orada ondan çok daha büyük bir ceza olarak onu potaya sokuyorsun. Ve görüyoruz ki Survivor'da özellikle bu sene, hele bu sezonun da bu noktasında öyle hani nasıl olsa potadan çıkar zihniyetini bence çok geride bırakmış olmalılar. Bence onlar da bıraktılar. Yani tamam, evet, Barış oynayamıyor ve yarınki oyunda performans sergileyemeyecek ama onların potaya sokma sebebi bence bu değil. Yani bu olmamalı zaten. Çünkü ya da mesela Perviz bize lazım diye onu sokmadılar da değil. Yani yarınki oyunda lazım diye. Çünkü o olay öyle bir günlük bir olay değil. Orada artık o adam evet bir gün sürgüne veya şu an yokluğa gidiyor, Yokluk Adası'na. Ama o döndüğünde unutmayalım ki hala potada ve ondan iki gün sonra, üç gün sonra da bir bakıyoruz bir kişi İstanbul'a geri dönüyor. Yani olayı Yokluk Adası gibi, o algı böyle bir anda o ceza adası gelince değişiyor gibi hissediyorum ben. Hani sanki sadece yokluğa gönderelim mi göndermeyelim. Mesela kadın yazmak ve yazmamak da burada çok algı şaşırtıyor. Bence yarışmacıların o konuda biraz daha zaman geçtikçe de alışılıyor bu arada sonra da. Şimdi mesela bugün Gizem neden değildi, Perviz neden acaba Barış'tan sonraki isim olur? Gerçi bu konuda Gizem'in bugün 3'te 2 yapması da etken olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü hani konseye gitmeden hemen önce oynandığı zaman dokunulmazlık oyunu, o günde eğer oyunda iyi bir performans sergilediyse yarışmacı, bazen bir vicdanen o isim yazılamıyor. Ama dediğin gibi yani bu kadar performansı önemseyen isimler nasıl Perviz'e döndü? Yani Nagihan Barış sakat olduğu için elim el vermiyor yazmaya dedi. Onu ben de dün tahmin etmiştim. Hani acaba Barış için yazarlar mı, elleri gider mi ama sakat diye yazmazlar mı gibi. Bunu düşünen az insan varmış. Ama dediğim gibi beni şaşırtan daha çok Barış yazmayanların Gizem değil Perviz yazıyor olması mesela. Yani Gizem'i daha çok aslında yazılmasını beklerdim. Ama işte orada acaba bu Yokluk Adası mı şimdi de devreye girdi? Ama eğer öyleyse ben bunun doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü yani Yokluk Adası'na göndermemek için potaya sokulmaktan vazgeçilmiyor olması lazım bence. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda bilmiyorum ama. Yani günlük bir olay değil o çünkü. Evet, o gün o cezayı çekiyor ama maalesef bu da işin bir cilvesi. Sonrasında unutmayalım ki o isim hala potada oluyor ve SMS'e çıkıyor. Evet İhsan, potayla ile ilgili. Evet, dün gece ünler kaybederse kim çıkar diye konuşurken Barış ismini sadece söyleyen bendim. Siz Gizem çıkar vesaire diyordunuz. Ama Barış ismi çıkarken de tabii ki şüphelerim vardı. Çünkü bir kadın yarışmacıyı şimdi Yokluk Adası'na göndermek ve veya bir sakat bir yarışmacıyı Yokluk Adası'na göndermek tepki çekebilir diye bu yarışmacılarda bir şey var. Çünkü bu yarışmacılar ne yapıyorlar? Geçtiğimiz senelerdeki bütün olayları baz almışlar. Kafada bir yerde hafızalarda var. Böyle yaparsam şöyle gözükür, bunu yaparsam şu olur, sakat birini gönderemem, kadın birini gönderemem vesaire gibi kafalarda bir sürü şey geçiyor. Ama bu filtrelerin sonunda Barış çıkmış. Bence doğru karar. Ben Murat abiye katılıyorum. Çünkü şu an Barış takıma bir şey veremiyor. Barış'ın da tepkilerinden şunu anlıyorum. Belki de Ardahan'ın potada olmasından dolayı Barış inanılmaz bir tepki vermiyor bu konuya. Hoşgörüyle karşılıyor bu olayı. Çünkü aday olabilirim diyor. Evet diyor. Çünkü bacağımdan dolayı ben buraya geldim. Yani bacağından dolayı geldiğini kabul ediyor. Belki bacağı olmasaydı, sapasağlam Barış olsaydı yine yazılabilirdi. Çünkü hep yazıyorlardı. Ünlerde ilginç bir sıralama var. Yani ünlerde bu sıralamayı asla bozmuyorlar. Ve buna da herkes, affedersiniz ama böyle şey gibi, neyse söylemeyeyim o kelimeyi şimdi, sırayla herkes kabullenmiş durumda. Mert yazılacak. Tamam, Mert yazıldı. Sonra Barış yazılacak. Barış. Tamam. Sonra Bora yazılacak. Tamam. Arada Barış gitmedi. Sen, ben arada ciddi bir sözleşme olduğunu düşünüyorum. Ya bak şimdi, Mert yazıldı ve gönderildi. Barış yazıldı gitmiyor. Bora'ya sıra geldi. Ya bu resmen konuşulan bir sıraydı. Bora gitti. Bora'dan sonra konuşulan isim Perviz'di. Şimdi Perviz sıraya geldi. İşte Gizem var sırada bir yerde. Böyle bir sıra var. Yani sanki böyle bir kitap var böyle. Orada bir yazılmış bir durum var ve herkese tamam diyor. Şimdi mesela Perviz de tamam, Bora giderken tamam, Mert okey. Şimdi mesela şunu görebiliyoruz ben, ya ben mesela bir anda yeni bir ismi duyamıyorum orada. Hani sen bu hafta kötüydün, çık kardeşim potaya, olmuyor.